Sevgili seyirciler, şimdi su altına ineceğiz ve size Marmara Denizi'nin dibinden görüntüler seyrettireceğiz. Marmara'yı bu hale getiren bizleriz. Görüntüler daha 3 gün önce kaydedildi. Sualtı Temizlik ve Bilinçlendirme Hareketi Başkanı Hakan Tiryaki ve arkadaşları bu görüntüleri kaydetti. Hakan Bey yanımızda, merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Gerçekten biz o görüntüleri seyrettik. Sizin denizden çıktığınızdan sonra hakikaten içler acısı durum. Denizin altında olmayan şey yok neredeyse. Sizden bir dinleyelim. Görüntüler bir taraftan akacak ama tabii siz ki bize Marmara Denizi'nin dibini bir anlatın. Şimdi öncelikle size daha çok belli bir konuya yönelik spesifik bir paket görüntü hazırladık. Dolayısıyla bu görüntüler aslında genel olarak su altındaki katı kirliliğini anlatmıyor. Bir konuya dikkat çekmek üzere hazırlandı. O da 25 Kasım'da yayınlanan ve 1 Ocak itibariyle yürürlüğe giren bir yönetmelik söz konusu ve bu yönetmelik ömrünü tamamlamış lastiklerin kontrolüne ilişkin yönetmelik adı altında yayınlandı. Amacımız bu görüntülerde daha çok ona dikkat çekmekti ama genel olarak öncelikle biraz bahsetmemi isterseniz gördüğünüz görüntülerin çok daha ötesinde sorunlarımız var aslında, sadece lastikler değil. Örneğin bu noktada biz geçtiğimiz sene bir aylık bir çalışma yaptık. Kısaca ST Harem Projesi başlığı adı altında. Bir aylık çalışmada her hafta sonu sadece gönüllü arkadaşlar çalıştı ve 11.573 parça katı atık çıkarttık. Yani sadece bu rakam aslında bir nokta için düşünüldüğünde, özür diliyorum, sorunun boyutları hakkında net bir fikir verir sanırım. Neler var o katı atıkların içerisinde? Aklınıza gelecek kısaca her şey var. Ama hani dikkat çekilmesi gereken kaynakları önemli ne olduğundan ziyade. Kaynakları açısından bakarsanız da bir alışıldık o bölgeyi kullanan insanların sebep olduğu bir takım işte katı atıklar var. Kutulardan tutun da ayakkabılara kadar. Ondan başka teknelerin sebep olduğu bir takım atıklar var ki bunlar yine son derece önemli. Örneğin 13 tane kamyon aküsü çıkarttık. Akü üzerine burada saatlerce konuşabiliriz ama kısaca her bakımdan zararlı ve düz mantık düşünelim. İçinde sülfürik asit olan bir kabı kaldırıp denize atıyorsunuz. Veya yine çıkarttığımız büyük parçalar vardı ki bunlar metal aksamlardı özellikle. Bunlar direkt aklımıza orada sökümü yapılan Karaköy iskelesini getirdi yıllar önce ki birçok parça hani oraya uyuyordu. Çuvallar dolusu moloz çıkarttık. Bir tane tank çıkarttık ki onun fotoğrafını keşke getirseydim arkadaşlar, gösterebilseydi. Bir mazot musun, tankı mı bilmiyorum ama çıkartana kadar bayağı bir uğraştığımızı söyleyebilirim. Dolayısıyla genel olarak çok ciddi bir sorunumuz var. Sorunumuz da şu, su altı söz konusu olduğunda hala suyun altına süpürme mantığıyla yaşıyoruz. Halının altına süpürme mantığıyla yaşıyoruz. Sanıyoruz ki oraya attığımız gözden kayboluyor, kurtuluyoruz. Hayır, kurtulamıyoruz ne yazık ki. Şimdi örneğin görüntülerde lastikler dönüyor şu an. Bu lastiklerin bilimsel olarak yapılan açıklama şu ki %77 oranında kauçuk içeriyorsa 450 sene boyunca burada yavaş yavaş çürüyecek. Şimdi akıllara şu gelebilir tabi, bu yapılan çalışmanın adı ömrünü tamamlamış lastiklerin kontrolü yönetmeliği. Lastik ömrünü nerede tamamlar? Yolda tamamlar, tabii kamyonda, şimdi tırda tamamlar. Denizde ne işi var diye düşünülebilir. Onu İsterseniz biraz ana hatlarıyla yönetmelikten bahsedeyim ve ne söylemeye çalıştığımızı da aktarayım. Öncelikle bu yönetmelik ömrünü tamamlamış lastiklerin kontrolü derken şunu kastediyor. Aracınızdan söktünüz ve bir daha kullanılmayacak. Ne kaplanarak ne de başka bir şekilde. Şimdi hepimiz bu lastikleri görüyoruz sağda solda. Nerede kullanılıyor? İşte pistlerde kullanılıyor. Sanayi sitelerinde yakıt olarak kullanılıyor. Çimento fabrikalarında yakıt olarak kullanılıyor. Bazı yerlerde dolgu için kullanılıyor. Ama bir de deniz üstündeki kullanımı var ki İstanbul'da yaşayan herkes sadece bir sahile indiğinde göz ucuyla bakarsa her bir teknenin ortalama 15 ila 50 civarında lastikle hareket ettiğini görür. Sadece bugün boğazda gezenlerden yola çıkarsak önümüzdeki birkaç sene içinde kaç bin tane lastiğin suyun altına düşeceğini kabaca hesaplayabiliriz. İşte yönetmelikle ilgili dikkat çekmeye çalıştığımız konu burada başlıyor aslında. Çünkü yönetmelik aslında daha önce benzer bir yönetmelik daha çıkmıştı 2005'te. O da akümülatör ve piller için çıkan bir yönetmelikti. Onunla son derece benzer formatta bir yönetmelik. Bu yönetmelik şunu yapıyor. Diyor ki ömrünü tamamlamış lastik öncelikle kontrol altına alınmalıdır. Neden? Çevre etkileri vardır, tehlikelidir.
Fakat denizdeki kullanımı gözden kaçtığı noktada, hatta 22. maddesinde yanlış hatırlamıyorsam, 2. bendinde geri kazanım lisansı konusunda da diyor ki, birkaç yer saydıktan sonra limanlarda iskele takozu olarak kullanılabilir. Bu kullanımda geri kazanım lisansına da ihtiyaç yoktur. Veya şunu yapıyor aynı yönetmelik, bu lastikler tehlikelidir, korunmalıdır diyor. Bunu yaparken aracınız varsa size, aracın varsa bana, lastik üreticisine, bunları kullanan herkese bir sorumluluk getiriyor aslında. Ve bu noktada yine özellikle 5. bölümde 17. maddedeydi yanlış hatırlamıyorsam, bir de 9. maddede lastik üreticilerine ciddi sorumluluklar getiriyor. Getirdiği sorumluluklarda bir, en başta bir kota zorunluluğu getiriyor. Örneğin bu sene yanlış hatırlamıyorsam rakamları 180 bin ton gibi bir üretim söz konusu ve buna karşılık %30'u geri toplanmak durumunda. Yani 54 bin ton civarında bir lastik, ömrünü tamamlamış lastiğin toplanması gerekiyor. Şimdi bunların hepsi ciddi rakamlar aslında. Ve yönetmelik diyor ki bundan sonra lastiği kardeşim herkes toplayamayacak. Herkes taşıyamayacak, herkes barındıramayacak, herkes bertaraf edemeyecek. Bunların hepsi lisansa bağlanıyor. İşte kısaca toparlarsam bu noktada biz şunu söylemeye çalışıyoruz. Diyoruz ki lastikler denizde de tehlikelidir. Neden tehlikelidir? Bir, her şeyden önce katı atıktır. Görüntülerde izliyoruz. Bunlar kaldıkları sürece yaklaşık 450 sene boyunca hidrokarbon olarak veya ağır metal olarak çözünecektir. Çevresini zehirleyecektir. Atıldıkları dönem boyunca belli bir yerde sabit kalana kadar hareket ettiklerinde suyun altında akıntıyla, pervane hareketleriyle canlıların yuvalarını, dip yapısını bozacaktır. Sabitlendikleri noktalarda görüntülerde vardı. İçinde katı atık birikimi yoğun olacağından kirlilik konsantrasyonunu arttıracaktır. Yani elle tutulur bir tarafı yok lastiğin kısaca suyun altında. İşte bu noktadan hareketle yönetmeliğe baktığımızda biz şunu düşünüyoruz. Zaten yönetmelik tarafları belirlemiş. Örneğin lastik üreticilerine bir sorumluluk atfedilmiş burada. Zaten Çevre ve Orman Bakanlığı direkt taraf, yönetmeliği düzenleyen ve yayınlayan organ olarak çok basit bir veriden yola çıkarak bu sene 54 bin ton lastiği geri alacaksak, toplayacaksak biz diyoruz ki bir senelik, iki senelik vadeli bir proje üretelim. Ve bu proje kapsamında toplanan ÖTL'lerin bir kısmını geri kazanımda bu sürece sokalım, projelendirelim ve bugün Boğaz'da seyreden tekneleri pilot bölge olarak seçelim İstanbul'u. Hazırlanacak, bu ham maddeden hazırlanacak sabit takozlarla iskelelerde ve teknelerde lastikler yerine bu takozların kullanılmasını sağlayalım. Şimdi hemen bir dipnot, zaten bu yönetmelik 17. maddesinde lastik üreticisi firmalara, distribütörlere, ithalatçılara bir Çevko veya akümülatörler örneğinde olduğu gibi bir araya gelip bir tüzel kişilik kurma yolunu da açıyor. Dolayısıyla bir tüzel kişilik altında hareket edecek olan lastik üreticileri böyle bir projede önemli bir taraf olabilir. Zaten ellerindeki imkanlar bellidir. Dolayısıyla burada Çevre ve Orman Bakanlığı da yol gösterici olursa, düzenleyici olursa, Boğaz'da seyreden teknelere ekstra bir yük getirmeden böyle bir sorunu tamamen bertaraf edebiliriz diye düşünüyoruz. Neden? Zaten bu ham madde bir yere gitmek zorunda toplandığında. Tamamen yok edilmesinde uğraşmak yerine bir kısmını buraya aktarabiliriz diye düşünüyoruz. Şimdi tabii aklıma şey geldi. Bu katı yağların da, yanmış yağların da tekrar toplanması ve onların bir şekilde değerlendirilmesiyle ilgili yıllardır yapılan bir takım çalışmalar var ama hala o işte bir adım yol alınamadı. Bu söyledikleriniz çok güzeldi. Onların akıbetine uğrar mı? Yani Çevre ve Orman Bakanlığı mı bu işi takip edecek? Onlar bu işin üzerinde şimdi mi duracaklar? Aslında burada şöyle bir sorun var. Çevre ve Orman Bakanlığı yönetmeliği düzenler doğal olarak. İl Çevre ve Orman Müdürlükleri, Büyükşehir Belediyeleri takibinden sorumludur. Lastik üreticileri burada sorumludur. Ama hep gözden kaçan şey şudur. Burada asıl sorumlu olan sizsiniz, benim, hepimiziz. Şimdi şurada gördüğünüz görüntüdeki lastik veya o lastiğin orada çözünmesi Çevre Orman Bakanlığı'nın sorunu değildir. Hepimizin sorumludur. Yani o yüzden biraz perspektifimizi değiştirmemiz gerekiyor. Evet, burada Çevre ve Orman Bakanlığı'nın bir takım yükümlülükleri var. Kesinlikle hatları belirlemek zorunda, ana hatları belirlemek zorunda. Ama buradan sonra devreye giren şu ki, kardeşim sen çöpün kenarında bir lastik görüyorsan
Bunun hesabını sormak zorundasın, şikayet etmek zorundasın. Yağ örneğinde de aynı şey söz konusu, akümülatörlerde de, pillerde de veya işte hep bildik şeyler, İstanbul'da denize girebilir miyiz? Bu sorunun cevabı çok tuzak bir sorudur bu. Neden biliyor musunuz? Bu başka bir konudur, kirlilik başka bir konudur. Daha doğrusu kirliliğin çeşitleri vardır ve hep söylediğimiz şey de çok basittir. İSKİ, Büyükşehir istediği kadar çalışsın, Çevre Orman istediği kadar çalışsın, ben suyun altından hala el arabası çıkartıyorum. Yani benim için birisi çalışsa bile ben hala yaptıkları şeyi maalesef dinamitliyorum dibini. O yüzden hani sorunuza farklı bir taraftan cevap vereceğim. Şimdi burada mesela önemli bir madde daha var. Yine 17. maddede yanlış hatırlamıyorsam veya 9. maddede lastik üreticilerinin sorumlulukları kısmında bir bilinçlendirme sorumluluğu var mesela kamuoyuna. Hani pillerde de aynı şey vardı, burada da aynı şey var. Dolayısıyla iş biraz yine kar amacı gütmeyen şirketlere, sivil toplum örgütlerine, siz medya kuruluşlarına kalıyor. Siz biz altını çizdiğimiz sürece, bir şeyler anlatmaya çalıştığımız sürece ortalama her insanımız bilgi sahibi olursa bunu önleyebiliriz. Yoksa Çevre Bakanlığı zaten işte yönetmeliğini çıkarmış. Demiş ki lastik kötü. Yani şöyle kötü, bir ömrü tamamlandıktan sonra bunu her yerde depolayamazsın, her şeyle taşıyamazsın. Hatta şöyle söyleyeyim, örneğin maddelerden bir tanesinde yanlış hatırlamıyorsam 14. maddede lisanslı taşıyıcının bile kamyonun üzerinde 20 santim yüksekliğinde, yani bu kadar detayına girilerek verilen bir tanımı var. Ha, belki burada şu tartışılabilir. Kasım'da yayınlanan, 1 Ocak'ta yürürlüğe giren böyle bir yönetmelik için gerekli altyapı var mıydı? Belki zamana yaymak gerekirdi, biraz daha altyapısını hazırlamak gerekirdi. Belki bu kısmı tartışılabilir ama bana sorarsanız hani bundan sonra bunun nasıl yürüyeceği kısmı, bu hepimize düşen bir şey. Şimdi aynı yönetmelik diyor ki bundan sonra lastiği yakamayacaksınız. Eğlence amaçlı bile yakamazsınız diyor. Ve hepsinden önemlisi bu yönetmelikte bir kavram var. Kirleten öder. Örneğin şu lastiği çıkartan arkadaşım o lastiği orada bıraktığı takdirde sorumluluk en son ondadır. Bu da önemli bir yaklaşımdır. İşte bunu mesela kavrayabilirsek burada sorumluluk herkese dağılır. Yani herkes elini taşın altına koyacak. Aynen bir öyle. Şekilde bir işin bir ucundan tutacak. Yani aynen öyle. Tıpkı şunun gibi dün işte tartışıldı ya, orada bir sürü orman alanı kesilmiş. Kimin oraya ne yaptığı, kimin denetlediği çok önemli değil ama giden benim ormanımdı. Aynen öyle. Benim ağaçlarımdı. Bu da benim denizim. Şimdi bakın zaten görüntüde gördüğünüz bütün arkadaşlarımızın hepsinin ortak özelliği şu. Bunların hepsi gönüllü. Sadece deniz ve insanları bilinçlendirmek adına ne yapıyorlarsa yapıyorlar. Yani bu çok önemli bir nokta. Bu insanlara bir görev atfedilmiyor. Bunun karşılığında bütün menfaatleri yarınlara bir şey bırakabilmek adına bir şey yapmak. Yani temeline bakarsanız motivasyon noktaları sorumluluk. Bu sorumluluk ne kadar fazla tabana herkese yayılırsa zaten bunun çözümü bireylerden geçer. Yukarıdan aşağı inmez, aşağıdan yukarı doğru yükselirse sağlıklıdır. Zaten sualtı temizlik hareketi olarak da bizim yola çıkış noktamızda çok basit bir şeyimiz var, düşüncemiz. Toplumun ortalama bilinç seviyesi, bireylerin ortalama bilinç seviyesi bu kadar. Yani asgari bireyin bilinç seviyesi ne kadar yükselirse toplumun bilinç seviyesi bu kadar yükselir. Dolayısıyla benim kalkıp da gidip kendimi bir fabrikanın kapısına zincirlememe gerek yok. Ortalamayı yükseltebildiğim sürece o fabrika zaten toplumdan alacaktır tepkisini. Siz bu çıkardıklarınızı ne yapıyorsunuz? Şimdi çalışmalar Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Büyükşehir Belediyesi'nin ve İSTAÇ'ın lojistik desteğiyle yapılıyor. Ve İSTAÇ'ın toplama şeyi var, araçları var. Onlara teslim ediyoruz. Geri dönüştürülmek üzere. Temmuz ayından beri birlikte çalışıyoruz. Her ne çıkartırsak geri dönüştürülmek üzere İSTAÇ'a teslim ediyoruz. Ondan sonrasında artık onlar biliyorlar nereye götürüyorlar. Tabii bunlar şunu da etkiliyor. Geçenlerde bir araştırma yapılmıştı. Marmara'daki canlı türlerinin azalması ya da ne bileyim değişmesi falan gibi bir takım sonuçlar ortaya çıkıyor. Belki hani küresel ısınma falan diyoruz. Onunla da etkisi vardır ama bu kirlilikle canlı yaşamının birebir etkisi nasıl? Şimdi ekosistem denen kavram, ben işletmeciyim. Yani her şeyden önce bilim adamı değilim ama hayatımın önemli bir kısmı suyun altında geçiyor. Ben sürekli ekonomik içindeyim. Mesela meslektaş sayılırız. Evet. Ama geçtiğimiz yıllar boyunca öğrendiğim belki de en önemli kelime ekosistem kelimesi. Çünkü öyle hassas bir kavram ki herhangi bir şeyin yerini değiştirdiğinizde
her şeyden önce o sistemin nereye varacağını kestiremiyorsunuz. Onun yerine ne geleceğini, gelenin ne yapacağını. O yüzden bu sorunun cevabı mesela çok zor bir cevap aslında. Yani işte şu an bizim Marmara'daki canlı sayımız atıyorum 500'te tamamen afaki rakamlardır, öyle bir tespit yok. 10 sene önce 750 ise aradaki 250'nin farkını söyleyebilmek için tek bir gerekçeye değil, işte suyun ısısından tutun tuzluluk oranına kadar, kirliliğin çeşitlerinden tutun, yani o kadar fazla parametre söz konusu ki bu konuda ezbere bir şey söylemek çok zor. Yani ama şunu söyleyebilirim, çok basit. Şimdi su kalitesi yönetmeliği denen bir yönetmelik var, duymuşsunuzdur. Bu önemli bir yönetmelik. Neden önemli bir yönetmelik? Diyor ki kardeşim şu 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 değerler altındaysa buradaki suyun kalitesi burada yüzülebilir. Yok üzerindeyse risk vardır, yüzemezsiniz. Şimdi bu bile işte 5-6 senedir yanlış hatırlamıyorsam süren bir çalışma, daha doğrusu ön planda olan bir çalışma bize şunu gösterdi. 10 sene önce yani İstanbul'un birçok noktasında ayağımızı denize sokmaya korkarken şimdi birçok noktasında denize girilebiliyor. 50 nokta deniyor, 35 deniyor, 70 deniyor. Önemli değil. Yani burada en azından doğru yönde bir ilerleme var. Ama tabii hani bardağın yarısı dolu, yarısı boş hikayesi biraz da hangi amaçla baktığınıza bağlı. Ve işte İSKİ, Büyükşehir Belediyesi, yerel belediyeler istediği kadar çalışsın. Yine dönüp dolaşıp aslında iş bizde bitiyor. Kesinlikle. Bir vapura binmeniz yeterli. Bir vapura bindiğinizde sadece şuna bakın. Kaç kişi sigarasını denize atıyor? Kaç sigara kişi içtiği kutuyu denize atıyor? Denize, çok doğru. Ve ne rahatlıkla atıyor? Asıl evet. Sorunumuz burada. Evet, kesinlikle öyle. Ve biz bunu dile getirmeye çalışıyoruz. Evet, tabii ki burada çok ciddi anlamda işte ortadaki manzara bu. Yani ne yapılması gerekiyorsa bizler yapacağız. O denizin dibindeki dev tekerleklerin, dev lastiklerin, kamyon lastiği midir, traktör lastiği midir? Hemen bir çok özür dilerim mesela parantez açacağım. Şimdi görüntülerde gördüğünüz lastikler çıkartıldığında, şimdi çıkartılmadan önce aşağıda bir parti temizleniyor. Çıkartıldığında içindeki şu kadarcık yengeçlere kadar her ne canlı varsa temizleniyor. Tamamen emin olunduktan sonra kaldırılıp bir kenara atılıyor ve inanın bu süreçte kirlilik sizin için somut bir kavram oluyor. Çünkü o kokuya dayanabilmek gerçekten çok zor. Yani hidrojen sülfür tabir ettiğimiz o çürük yumurta kokusuna benzetilen koku lastiklerde tamamen artık hat safhada oturmuş olduğu için öyle bir malzeme çıkıyor ve bunu hani bizim envanterci gönüllü arkadaşlarımız var. Sayımı yapan, temizliği yapan çok iyi bilirler. Onların hakkını ödemek gerçekten çok zor. Yani lastiğin pisliğini asıl orada anlıyorsunuz. Bir merak edilen bir şey vardı. Tabii bu lastiklerle falan ilgili değil de siz dalıyorsunuz. Hı hı. Kaç metre derinliği boğazın? Şimdi boğazın derinliği yani dip haritalarında yazar ama. Şimdi boğazın yapısı aslında hani şöyle söyleyeyim. 3. jeolojik dönem miydi? Şimdi tam hatırımda değil. Oraya çalışıp gelmedim çünkü ama. Karadeniz'in aradaki boğaz duvarının bir dönem yıkılması sonucu boğazın oluştuğu, işte Aradeniz'in dolduğu şeklinde bir yaklaşımdan dolayı boğazın dip yapısı Karadeniz'den doğru derinleşerek gelir ama tam Marmara çıkışında Sarayburnu taraflarında 36-40 metrelere doğru bir sırt yapar. En derin yeri yanlış hatırlamıyorsam Kandilli taraflarında 110-116 metre iki çukur vardı ama 60 ila 80 metre ortalamayla geliyor diye hatırlıyorum. O çukurlarda dolmuştur herhalde şimdi. Bilmiyorum yani oralara kadar inmiyoruz ama mesela görüntüleri izlediğiniz yer harem enteresan bir oluşumdur. Kadıköy harem bu bölgelerde derinlik hep 6 metre 7 metre civarındadır. Çünkü bu bölgeler Sarayburnu'na doğru açıldığında Sarayburnu yakınlarında bir eğimle başlar. Boğaz'dan gelen vadi Sarayburnu'ndan çıktıktan sonra Yassı Ada ile adaların arasında yanlış hatırlamıyorsam derinleşerek devam eder ve Marmara'da 1280 metre İmralı açıklarında bir derinliğe kadar o devam eder. Çınarcık çukuru falan dedikleri yer galiba. Orası. Evet. Bir de yine Şarköy'e doğru sanırım bir çukurluk daha vardı. İki tane çukurluğu vardır Marmara'nın. Hani boyutlarına bakarsanız fena derinlikler değildir bunlar ama İstanbul kıyılarında genelde çok sert derinlikler fazla yoktur. İlginç olabilecek bir tek belki Haliç'in ortalama derinliği kendi yapısına göre biraz fazladır. Mesela Karaköy-Eminönü arasında 42 metreye kadar inen bir derinlik vardır. Bakarsanız çok dar bir alandır. Orada da yine hani coğrafi oluşumların etkisi, yıllarca Kağıthane-Alibeyköy derelerinin bir yandan dolduran
şişti ama bir yandan da aşındıran etkisi söz konusu olmuştur diye tahmin ediyorum. Evet Hakan Bey, çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür İnşallah ediyorum. Bu bilinçlenmeye biraz daha katkımız olmuştur. Umuyoruz, diliyoruz. İnşallah, çok çok teşekkürler. İyi çalışmalar size. Kısa bir reklam arası vereceğiz. Tekrar birlikte olacağız.